değil. Biraz düşünse, eğer Allah gerçeğini kabul ediyorsa, varlık gerçeğinin Allah'a dayandığını, onun yaratışına dayandığını kabul ediyorsa, o zaman en temel soru niçin, neden? Eğer aradaki bu lojik bağlantıyı kırmayacaksa, bu zorunlu mantıksal ilişkiyi ortadan göz göre göre kaldırmayacaksa, neden? Hazreti İbrahim gibi sormalı, niçin yarattı beni? Bunun hemen cevabı gelen üçüncü zincir, bana yolumu göstermelidir. Beni boşuna yaratmış olamaz, o zaman beni neden yarattığını bana bildirmelidir. Bu vazgeçilmez bir zincir, başka türlüsü olamaz. Bir amaç için yarattı ama senden saklıyor, bu düşünülemez. Evet, bütün varlığı hepimizi bir amaç için yarattı ama söylemez. Evet, gizli tutar, saklı tutar diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, saçma sapan bir cümle olur bu. O zaman eğer bizi bir amaç için yarattıysa, bize o amacı öğretmeli ki, söyletmeli ki, belletmeli ki o amaç uğrunda en azından yürümek isteyenler, gönüllüler, iyi niyetler açısından yaşam anlamına kavuşsun. Dolayısıyla bu zorunlu mantıksal ilgileri doğru kurduğu takdirde insan, ki samimi yaklaştığında, içtenlikle hayatı anlamlandırmaya kalktığında başka yolu yok. O zaman Allah'ı hakkıyla takdir edecek ve onun beşere yolunu göstermesi gereğinden söz edecektir. Bırak gereksizliğinden, gereğinden söz edecektir. Ama bu beyefendiler Allah hiçbir beşerle konuşmaz derken Allah'ı hakkıyla takdir etmiş değil, aksine yermiş oluyorlar. O zaman Allah hiçbir beşerle konuşmadıysa bizi, hepimizi yarattı, bir amaç için yarattığı söylüyoruz. Herhalde onlar da söylüyorlardır. Yok, amaçsız yarattı derseler, bu sefer daha ilk adımda Cenab-ı Hakk'a abesi yapıştırmış olurlar. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Sandınız mı ki biz sizi abes olsun diye yarattık? Yani öyle yok yere. Anlamsız. Hiçbir yere çıkmayacak bu yaşamınız. Öyle devineceksiniz, debeleneceksiniz, biteceksiniz. Yani böyle bir şey Allah için düşündüğümüzde içimizde koca bir isyan yükselir. Yani neden, niçin o zaman, ne anlamı var? Bunca yaşanmışlıkların hepsi bir hiç için miydi? Hiç uğruna. Orada durmuyorlarsa, böylesi anlamsız bir sonuca vardırmıyorlarsa, tabii bir anlamı var diyorlarsa, o zaman o anlamı onun ağzından, ondan biz nasıl öğreneceğiz, nasıl bileceğiz? Hitap etmesi, bildirmesi gerekecek, gerekir. Bu ona yaraşır bir şeydir. Bu Allah'ı doğru takdir etmek. Konuşmaz dediğinizde bu kez Allah'ı küçük düşürmüş olursunuz, anlamsız işlerle boğmuş olursunuz ve gerçek amacınıza kavuşmuş olursunuz onu susturarak. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَنِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ